TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 15 Ekim Salı, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri bu yıl 18-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan Konya Kitap Günleri bu yıl 18 Ekim'de kitapseverlere kapılarını açıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin önemli kalemlerinin katılacağı ve çok sayıda etkinliğin yapılacağı Konya Kitap Günleri'ne tüm kitapseverleri davet etti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri bu yıl 18-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'nin şehrin kültür hayatına önemli katkı sağladığını dile getirdi. Sayın seyirciler, A Milli Futbol Takımı Euro 2020 elemeleri E grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. A Milli Takımı Euro 2020 elemeleri H grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu. Kaan Ayhan'ın kafa golüyle tüm futbolcular gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı. Futbolcular Arnavutluk maçında olduğu gibi bir kez daha asker selamıyla attıkları golü Barış Pınar harekatında görev alan Mehmetçiklere armağan etti. Bu arada golden sonra futbolcuların asker selamının televizyonda gösterilmedi. Sayın seyirciler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen akademik yıl açılış törenine katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Köyceğiz Kampüsü yerleşkesinde düzenlenen tören, Necmettin Erbakan Üniversitesi marşıyla başladı. Törende açılış konuşmasını Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu yaptı. 20 fakültemiz, 6 meslek yüksek okulumuz, 26 araştırma merkezimiz, 4 enstitümüz, 1 yabancı diller yüksekokulumuz, 1 Türk Müziği Konservatuvarımız ve 8 koordinatörlüğümüz de bu konum tercihimizi güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Bugün itibariyle bünyesinde 36.780 öğrencimiz bulunuyor. Bünyemizde 36.780 öğrencimiz bulunuyor ve bu öğrencilerimizin 1411 adedi de uluslararası öğrenci statüsünde. Tüm bunların yanında yaklaşık 2000 dolayında da öğretim elemanımız bulunuyor. Necmettin Erbakan hocayı rahmetle anan Rektör Zorlu, Erbakan'ı sıra dışı bir kişilik olarak nitelendirdi. Üniversitemize adını veren rahmetli hocamıza nacizane sıra dışı bir şahsiyet olarak değerlendiriyorum. Zira sıra dışı olmasaydı davası, aşkı, hayalleri için büyük bir mücadele veremezdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Daha sonra kürsüye Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geldi. Bugün gelinen noktada Konya yine Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. 2 milyon 200 bini aşan nüfusuyla, üretim gücüyle ve üniversiteleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden. Ayrıca genç nüfusuyla dikkat çeken bir şehir. Neredeyse 450 bini aşan lise ve orta öğretim öğrencisine sahibiz. Bununla birlikte 5 üniversitemizde okuyan 150 bine yakın üniversite öğrencisi de şehrimizin önemli dinamiklerinden birisi. Bu üniversitelerimizin hepsi önemli akademik çalışmalar yürütüyorlar. Uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapıyorlar. Necmettin Erbakan Üniversitemiz de
son dönemde hem idari yapısıyla hem inşai faaliyetleriyle inşallah geleceğe çok önemli bir ışık yakıyor. Başta rektörümüz olmak üzere ben emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de konuşmasında şehrin eğitim potansiyelinden bahsetti. Bugün 5 üniversitesi olan ve Türkiye'de 4. öğrenci sayısıyla bir il olduk elhamdülillah. İnşallah daha da artacak. Bakanlıkta olduğumuz dönemde de hep söylediğimiz bir şey vardı. Türkiye'nin petrolü yok. Altın madenleri yok. Çok az. Ama genç bir nüfusu, insan kaynağı var diyorduk. Ve bu petrolü, önemli madenlerin de aslında eğitimli, akıllı insanlar olmadığında hiçbir şeye yaramadığını bu coğrafyada da gördük. Konya valisi Cüneyt Orhan Topraksa, üniversitede okuyan gençlerin Necmettin Erbakan hocanın sıra dışı özelliğini kendilerine hedef etmelerini istedi. Gerçekten rahmetle anıyorum, Necmettin Erbakan hocamız da sıra dışı bir insandı. Herkesin hayal veya gerçekleşemez dediği konuların arkasından gidiyordu ve çoğunun da temel atmıştı en azından. Bazılarını da hayata geçirmişti. En azından sıra dışı olmayı düşünmeyi, böyle bir kafa yapısına sahip olmayı ve engeller karşısında yılmamayı, teslim olmamayı temsil ediyordu. Ve görüyorum ki bu kıymetli üniversitemiz de adını almış olduğu Necmettin Erbakan hocamızın bu sıra dışı olma özelliğini gerçekten kendisine hedef yapmış ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Kürsüye gelen son isim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Bakan Kurum konuşmasına Barış Pınarı Harekatı'na değinerek başladı. Bebek katili, hain terör örgütü bebeklerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiler. Askerlerimiz de şehit oldu. Şehitlerimizden biri de Konya'mızın evladı Yunus Mermer. Başta Yunus'umuz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Tabii yaşanan bu acılara rağmen zalimlere, hainlere hiçbir zaman fırsat vermedik. En net şekilde cevabımızı verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Güney sınırımızda bir terör devletinin kurulmasına asla izin vermeyeceklerini belirten Bakan Kurum, bedeli ne olursa olsun buna mani olacaklarını söyledi. Gabar'da nasıl koruduysak, Tendürek'te, Besler Dereler'de, Lice'de, Çukurca'da, Dağlıca'da nasıl koruduysak, Elbap'ta, Afrin'de, Cerablus'ta nasıl koruduysak, buralarda ne yaptıysak, 40 yıl önce Kıbrıs'ta nasıl muhafaza ettiysek yine edeceğiz. Bu çerçevede Barış Pınarı Harekatı'nı düzenledik. İnşallah bugüne kadar verdiğimiz cevapları terör örgütlerine yine net bir şekilde vereceğiz. Ve Barış Pınarı Harekatımızı da başarılı bir şekilde bitireceğiz. Üniversitenin yeni akademik yılı açılışına da değinen kurum, akademisyenlere ve öğrencilere seslendi. Bizim anlayışımıza göre bilgi pratize edilmelidir, mutlu etmelidir ve halka kesintisiz olarak ulaşmalıdır. Bu anlamda siz değerli hocalarımdan, öğrenci kardeşlerimizden nacizane istirhamım, bilginin üniversite duvarları arasında hapsedilmesine her zaman mani olmanızdır. Gerek akademik yayınlar yoluyla, gerek üniversite sanayici iş dünyası işbirliğiyle bilgiyi her an aralıksız, kesintisiz yeniden üretmeliyiz. Konuşmaların ardından üniversite bünyesinde çeşitli dallarda başarı elde etmiş akademisyen ve öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Program sonunda Rektör Cem Zorlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Köyceğiz yerleşkesinde incelemelerde bulundu. Bunun bir master planı var mı hocam? Var. Var. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğiniz
Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da biz Erdoğan Süren'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.